Herkese merhabalar. Bugün Timberborn oynuyoruz. Şöyle bir iki bölüm nasıl bir oyun olduğuna bakacağız. İnceleyeceğiz. Devam edebildiğimiz kadar işte sıkılıncaya kadar ya da artık beceremeyinceye kadar biraz daha oynayacağız. Oyun ilk önce erken erişimde. Zaten burada girişinde de söylüyor. Yani daha değiştirecek bir sürü şey var muhtemelen oyun içinde. Şu müziği kendime biraz kısayım. Ha, benim daha önceden burada yani şöyle bir 15-20 dakika kadar baktım oyuna. Burada tabii yeni baştan başlayacağız. Şimdi oyun bir şehir inşa etme oyunu. Farthest Frontier oynamıştık yakın zamanda. Şurada Türkçe var mı diye baktım ben. Yok. Şehir inşa edeceğiz. Yalnız şehri kunduzlarla inşa ediyoruz. İki tane girişte ırk söylüyor bize. Bir tanesi Folk Tales, Iron Teeth diye. Bu yalnız kapalı diyor ki Folk Tale oynarken şu Wellbeing'i yani mutluluklarını 11'e çıkarma gerekiyor diyor. O zaman bunun kilidi açılacak. Ben dediğim gibi daha çok fazla oynamadığım için açmadım kilidini. Şöyle girişine biraz bakacağız. Burada bizden harita seçmemizi istiyor. Bir sürü değişik harita var. İşte kanyonlar, göller, ne bileyim teras yazmış burada, bin ada yazmış, şelale gibi. Ben şu recommended olanla oynayayım, hem girişinde nasıl oynanıyor ona bir bakalım biraz daha. Ondan sonra şey seçmemiz istiyor, bizden zorluk seçmemiz istiyor veya kendimiz de ayarlayabiliyoruz. Şurada bir yaş muhabbeti var, çocuk olarak başlıyorlar, sonra gitgide yaşlanıyorlar ve açlıktan, susuzluktan ölüyorlar zaten diğer oyunlarda olduğu gibi. Biz normalden başlayalım. Optimum değil mi? Normal bir tecrübeyi göstermek için. Evet, normalden bahsediyoruz. Burada hemen bir ipucu var. Eğer bir bina solid olarak geçiyorsa üstüne de bir şeyler yapabiliyorsunuz diyor. Onun da ne işe yaradığını bakalım, deneyeceğiz. Yani benim tahminim evin üstüne bir şeyler yapmak ya da ne bileyim çatısı olan binalardan solid olan varsa. Şu arkada bir de şey gözüküyor. Kunduz olduğumuz için sanırım derenin geçtiği yere şöyle ne denir, baraj da yapabiliyoruz herhalde kunduzların yaptığı gibi. Çok fazla dediğim gibi çok ayrıntılı incelemedim. Sadece giriş kısmına bir baktım, hani oyun iyi çalışıyor mu. Şöyle bir 15-20 dakika kadar oynadım sadece. Evet, yerleşim yerinizin isminin ne olmasını istersiniz diyor. Hemen Morrow'la başlayalım. Bir de şuradaki ekrana bakabiliyor muyuz şu an? Bu varken bakamıyoruz da oyun başlayınca durdurur. Bakarız benim öğrendiğim kadarıyla en azından. Evet, kunduzlarımız çıktı. Hemen şurada görev olarak da başlayacak. Şurası inşa etme menüsü. Ufaktan bakalım. Şimdi 3 bu well-being yani bunların mutluluk durumu. Buradan 11 tanesini karşıladığımız zaman şu Iron Teeth'i açacakmışız. Şu an açlıkları yani doymuşlar, susuz değiller, uykusuz da değiller. Bunlar tabi ilerleyen sürede azalıyor, artıyor. İşte artık besin olarak havuç, ne bileyim ay çekirdeği gibi şeyler verdikçe artıyor bunlar. Şurada nüfusumuz var. Şu an 11 tane var. 7 tanesi yetişkin, 4 tanesi çocuk. Çocuklar şey olarak anladığım kadarıyla işlerde çalışmıyorlar büyüyünceye kadar. Büyüme de zamanla geçiyor ve şurada sürekli işte şu büyüdü, şu öldü gibi şeyler yazıyor. Burada dolu yatak, boş yatak ve evsiz statüsü var. Yani hepsinin yatağı dolu mu, kaç tanesi boş gibi. Burada iki kişi çalışıyor. Boş yer kaç tane ve kaç tane şu an boşta duran var. Yani şu an iki kişi çalışıyor, muhtemelen içeride çalışıyorlar. Yani şehir binamıza, district'te şey yapmış. Orada çalışıyorlar yani. Şu an yapılacak başka bir iş yok olduğu için bu sıfır. 5 kişi de ne yapacağını bilmiyor olarak. Burada malzemeler işte burada suntadır. İleride bina yapmak için kullanacağımız şeyler, odundur, o tarz şeyler. Yani odun burada da, hani ondan üretilen şeyler. Burada yiyecekler var, farklı yiyecek ürettikçe burada çıkıyor, yine malzemeler de burada çıkıyor. Odun burada, su da burada, ana şey.
Burada işte görünümle alakalı, kamerayla alakalı oyunun hızını 1, 2, 3, 4'ten ayarlayabiliyoruz. Kaç saat çalışsınlar günde diye bir şey var. O bana değişik geldi biraz. Evet, şimdi birazdan başlayacağız. Hoş geldiniz. İşte öğretici bize öğretecek. Evet, her yeni yerleşim yeri kütüğe ihtiyaçları vardır. Sadece lumberjackler kütüğü ağaçları keser diyorsa o bu yüzden iki tane lumberjack flag yani lumberjack bayrağı koyun ağaçların yanına diyor. Şimdi burada fare var. Ağaç kesmek için belli ağaçları seçmemizi istiyor bu. Bu bitki dikmeye yarıyor. Bu ağaç ve çalı dikmeye yarıyor. Bu diktiğimiz bir yapıyı yok etmeye yarıyor. Bu da öncelik vermeye yarıyor. Bu ilk 6 tanesi binayla değil de daha çok biraz daha değişik şeyler yarıyor. Buradan sonrası komple bina. Burada yollar işte yer şekilleri gibi şeyler var bir sürü. Oyuna başladığımızda ben fark ettim bunu. Bunların hepsinde birer tane, ikişer tane, üçer tanesi açık, diğerleri kilitli. Bunları açmak için de bilim yani teknoloji çalışmamız gerekiyor. O da şuradan sanırım yapılacak. Onun yeri geldiği zaman da yine yapacağız ya da inventor'dan yapılıyor olabilir. 3,1 saatte 3 tane bize bilim puanı üretecek. Şu bilim puanından, science puanından. Science puanı ile biz buradan istediğimizi açacağız. İşte merdiveni açmak için 70 puan lazım. Kırmızıyla yazıyor. Platform için 100 tane gibi gibi gibi. Ta bunlar köprüye kadar çıkıyor. İşte depolar burada, yiyecek için gereken şeyler burada, su için gereken şeyler burada. Burada işte bu mutlu etmeye yarayan şeyler işte adı kamp ateşi. Mesela bu teras, çatı terası gibi 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 bunların hepsini işte oynadığımız kadarını açacağız. Şimdi bizden Lumberjack Flag istiyordu. Önce şurada olduğum var. Şöyle biraz büyüteyim. Burada var. Biraz burada var. Ve çok uzakta olmamasına dikkat ederek şu yeşillik alanı da ağaçlardan biraz arındırarak iki tane şey yapacağım. Yalnız ondan önce ben şöyle bir klasik yol yapmak istiyorum önce şeyin çevresine. Bu oyunun diğer oyunlardan en büyük farkı yol olmadan hiçbir şeye gitmiyor. Yani bağlanmadan merkeze birçok şey çalışmıyor. Şimdi önce şu Lumberjack flag'imizi şöyle koyalım. Bunun çıkış yeri diğer oyunlara göre çok da önemli. Çünkü dediğim gibi yola bağlanması gerekiyor. Yoksa burada kimse çalışmıyor. Şuraya bir tanesini koyacağım. Şöyle yolla baktığı tarafa doğru bağlayacağım. Bu bir. İkincisi şuraya bir tane yapacağım. Ondan önce şöyle bir yol çekeyim aşağı doğru. Mesela şurası olsun. Odun toplayıcıyı da şöyle yola bağlayacak şekilde. Zaten şurada yeşil işaret çıkıyor. Bu yoksa yola bağlanmadıysa çalışmıyor. Bir de şu dışarıdaki açık mavi kare ne kadar alanı topladığını gösteriyor. Biz şöyle şuraya ikinciyi de buraya koyalım. Ve oyunumuzu başlatalım. Şöyle biraz hızlandıracağım. Nurdin bu görevi tamamlamışız. Burada öğrettiği için şey yapmıyorum. Ha, ikisinin de şu an yapılması gerekiyor. Zaten uğraşıyorlar onlarla. Evet, şu an ikisi de oldu. Burada diyor ki şu an nothing to do in range. Yani mesafede şunu şu çevirdiği şeyde yapacak hiçbir şey yok. Bunun sebebi de kesecek ağaç belirlememiz gerekiyor. Onu da şundan yapıyoruz. Cut trees diye bir buton var. Şuradan seçeceğim. Şöyle. Bunun bir güzel tarafı üst kata falan alt kata çıkmıyor. Aynı hizadaki şeyleri sadece işaretliyor. O anlamda güzel. Şöyle buradaki bütün ağaçları alalım. Bu bunun için. Bunun için de şöyle şuradan çekeyim. Buradaki bütün ağaçları kestim. Evet, işaretledik. Şimdi burada insanlar artık daha doğrusu kunduzlar çalışmaya başlayacaklar. Şöyle ısırarak şey yapıyorlar anladığım kadarıyla bu şekilde. Ve şöyle odun toplayacaklar, buraya getirecekler. Şimdi diyor ki bir su pompası yap. Su pompasını şöyle bir yere yapacağım. Onu da yine yolla bağlamam gerekiyor. Su pompasını şöyle tam oku gelecek şekilde yapalım. Bunun yarısı suda, yarısı şeyde olmak zorunda bu arada. Yukarıda. Şöyle tam bağladığı yere yapalım.
Biraz odun topladıkça şunu şey yaparlar, yaparlar diye düşünüyorum. Burada da bu arada baktığınız zaman 12 log lazım. Bir tanesi gelmiş. Buradan tek tek izleyebilirsiniz. Hatta şu arkadaş elinde taşıyor bile. Şöyle götürecek, bırakacak. Bu artık 1/12 değil, 2/12 olacak. Şunun gibi. Böyle bir sürü burada priority şeyi var. Hani en öncelikler, bir sonraki öncelikler, nötr. Bunu yapmaya gerek yok, yapmaya gerek yok gibi. Bir sonraki de burada çalışan kişinin önceliği. Hani şöyle diyoruz mesela, diyelim ki 10 tane çalışacak yer var ama 9 tane kunduzumuz var bizim. Ya da 8 tane, yani az var. Her yeri dolduramıyoruz. Buraya öncelik verirsek başka bir yerde kunduz gelip burada çalışmaya başlıyor. Şöyle ben ikinci hızda tutayım. Doldurdukça doldurdukça yavaş yavaş bunu inşa ediyorlar. Şu an buradan gözüktüğü kadarıyla odunlar geliyor gidiyor. Yiyeceğimiz 130 tane. Şimdilik yiyecek yapmıyoruz zaten. Şöyle baktığımız zaman da bu şekilde gözüküyor zaten. Eğer basarsanız nasıl duracağını da gösteriyor. Şu an 10-12 olmuş. 11-12. Muhtemelen 12-12 oldu ve su pompası şu an oldu. Pompayı yaptıktan sonra bir tane toplayıcı flagi yapın diyor. Bu da etrafta şunun gibi, şunlar gibi şey varsa, toplamak için beri mi bunlar? Evet, blueberry gibi şeyler varsa onları toplamaya yarıyor. Bu ikisinde bir tane gatherer flag sanırım yeterli olur. Şöyle çekeceğim buraya, şuraya kadar gelsin. Gatherer flag. Şurada bu arada simgeler çok, hani kullanımı çok kolay olmuş. Odunlarla alakalı bir şeyse kesin buradadır. Yemekle alakalıysa buradadır. Suyla alakalı buradadır. Evle alakalı olanlar burada gibi gibi. Burada da iş. Buna daha şey yapmadım. İşçi yeri falan diyor. Evet, bir tane gatherer flag yapalım. Şöyle hepsini içine alan bir şekilde yola da bağlanacak. Şurada dursun mesela. Buradaki bütün berileri toplayacak. Yukarıda da var. Şuradan merdiven var. Şurada kuru ağaçlar falan var. Onlara da yeri gelince yine bakacağız. Bu yolu uzatıp şu merdivene bağlarız. Yukarı çıkarız muhtemelen. Bu arada aslında ben bu sırayla gitmezdim de. Hani oyunun ilk başta verdiği göreve göre gidiyorum. Şu an iki kişi ne yapacağını bilmiyor hala bu arada. Gece olunca da uyuyorlar bu arada. Şimdi göreceğiz zaten de. Bir saatten sonra çalışmayı bırakıyorlar. Şu 16 saatlik şey geldiği zaman. Çalışmayı bıraktıktan sonra bu zamanda işte kamp ateşi varsa, teras varsa orada takılıyorlar. 1-2 saat. Sonra uyuyorlar. Yine sabah çalışmaya başlıyor. Şu an aslında eğlenme zamanları. Hem bizde hiç eğlencelik bir şey olmadığı için şu an sadece boş boş geziyorlar. Uyumaya başlıyorlar sonra şöyle. Sabah olacak. Şöyle biraz hızlandıralım. Sabah olunca uyanıyorlar. Tekrar kaldıkları yerden çalışmaya devam ediyorlar. Şu gatherer flag'i yapıyorduk en son. Yaptı. Durdurdum hemen. Bir tane farmhouse yap diyor. Bu da yemekle alakalı oldu. Yani çiftlik evi yapacağız. Şu. Yine şöyle yola bağlamamız gerekecek. Tarlalar, şimdi tarla yapacağız bu evle. Yeşillik yerlerde oluyor. Buraya ben bir kere ekmeği denedim. Ekemedim. Haritada da karşı tarafta falan var da şurasıyla burası hariç en azından giriş bölümünde şey yok. Başka yer yok açıkçası. Şöyle bir yere yapayım hani. Hatta şu tarafa bir yere yapayım ki bulabildiğim kadar geniş alana ekmek istiyorum. Yukarıdaki kısmı değil de aşağıdaki kısmı ekeceğiz muhtemelen. Şöyle şurada kalsın. Hani şu sağ taraftaki en iyi şey de şu uca kadar ekebileyim diye ekebileyim istiyorum. Orada ekim yapacağız. Havuç falan ekeceğiz işte. Şu an 112 tane blueberry'imiz var. Ya da berry diyelim. 25 odun istiyor. Bayağı istiyor. Bu arada artık su da içip, yani buradan su içmek için ta buraya kadar geliyorlar. Öyle de bir sıkıntı oldu var. Oyun başında böyle çok yürümelerini gerektiren şekilde dönüyor olaylar. Bunu mesela buradan kaldırabiliyor muyuz? Onu şey yaptım ben geçen sefer de. Ben atıyorum burayı komple ekmek istiyorum. Ama toplansa da toplanmasa da bunu buradan silmeyi bulamadım en azından ben.
mu seçilmiyor bile mesela. Evet, farmhouse'umuz yavaş yavaş oluyor. Şu görevler sadece basit şeyleri anlatıyor. Yani ilk yapacak kadar böyle 5-10 dakikaya muhtemelen en azından bu videoda biter. Heh, tamam, şimdi şeyi yaptık. Farmhouse'u yaptık. Evet, 70 tane şey ek diyor. Crop ekme de burada. Havuç ek. Burada havuç var. Ayçiçeği var. Patates var. Buğday var. Şunlar deniz bitkileri. Onlar da suya ekiliyor. Onu da çok daha şey yapamadım, kurcalayamadım. Ha, şu 70 tane havuç ekelim. Şu mesela ne kadar tutacak bakayım. 50 yaptı. Bir sıra daha şöyle ekeyim. 60. 70 oldu şu şekilde. Ekilsin havuç bu tarafta. Bu tarafa başka bir şey ekeriz. Eğer boş alan kalırsa. Evet, şimdi bunu yaptıktan sonra artık biraz depolama işine geçeceğiz. Buradaki iki kişi bunları ekmeye başlayacak yavaş yavaş. İlk önce bir odun şeyi yap diyor. Pile dedi, yani üst üste koyacakları bir yer. Onların hepsi de storage'da. Şöyle log pile, hemen bunun dibine bir tanesini en azından yapalım. Bu buraya girecek. Bir tane small warehouse yap diyor. Burada artık her şey sanırım depolanıyor anladığım kadarıyla. Onu şeyin yanına yapacağım. Ana şehrin yanına buraya koyacağım. 3 tane de küçük su tankı yap diyor. O da su depolamak için. Bakın, su tankını bile yola bağlı yapmamız gerekiyor. Şöyle. Şimdi tamam. Şimdi odunlar toplandıkça burada şeyler ekmeye de başladılar bunu. Yavrular gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadan geziyorlar. Mesela şu ikisi yavru, 3 tane yavrumuz varmış. Onlar hiçbir şey yapmıyorlar. Oyundaki zorluk olayı ise, ben oynadığım şöyle bir yarım saatlik sürede denk geldim. Bir saldıran maldıran yok, yalnız şöyle bir durum oluyor. Kuraklık oluyor ve şu göl bitiyor, yani burası kupkurak oluyor. Ağaçların hepsi soluyor, berilerin hepsi soluyor, tarlaların hepsi soluyor. Su depoda sadece var. Depodakiler yetmezse susuz kalıyorlar gibi. O yüzden şuraya bir baraj inşa etmeyi bu seride, yani seri demeyeyim şimdi. İnsanlardan bazen tepki görüyorum, böyle yarım bırakıyorsun şöyle böyle. Hiç uzun seri yapacağım demiyorum daha şimdiden. Evet, materyal eksik diyor, herhalde odun eksik. Onu yavaş yavaş tamamlayacaklar. Yani sıkılmadığım kadar. Mesela şuraya da sanırım şey koydum, tarla koydum. Buraya dikmiyorlar anladığım kadarıyla. Ya da gece olduğu için de olabilir belki. Şöyle uyuma kısmını 3. hızda hızlandıracağım. En azından öğretici kısmını. Tamamlarız. Tekrar 2. hızı aldım. Yani şu köşeye de ektiler. Yeşil alandan çok uzak olunca hiçbir şekilde ekmiyor. Ona eminim yani. Bir kere hani şuraları doldurmayayım, şuraya ekeyim dedim. Hiçbir şey ekmedi. Belki de susuz bir zamana denk gelmiş olabilir. Birazdan belki deneriz biraz. Ekiyorlar mı, ekmiyorlar mı diye. Evet, şu warehouse'u da yapıyorlar bir yandan. 15. Şunlara daha hiç gelen giden bir şey yok anladığım kadarıyla. Evet. Bazen böyle burada durup oturuyor. Görürüz belki birazdan da. Bir binanın önünde oturan birisini görürseniz orada yapacak işi kalmamıştır muhtemelen. Orada yine şöyle bir güzellik var. Yani burası dolduğu zaman şu lumberjack flagging 20 tane kapasitesi. 20 dolduğu zaman buraya koymaya başlıyorlar. Burada bildiğin görüyorsunuz. Yani üst üste diziyorlar odunları. Sayısı tam birebir mi bilmiyorum da. Görmeye, buranın çok dolu olduğunu hatırlıyorum. Şu an mesela hiç yok çünkü burada buraya gelen direkt buradan alınıyor. Şu su pompaları yapılmaya falan götürülüyor. Aslında yol olmayan yerlerden de koşuyorlar, görüyorsunuzdur. Ama yine de yola bağlamadan bina yapmaya izin vermiyor. Bu ne? Bariyer yapmışlar buraya bir tane, su girmesin diye herhalde. Su girse mi acaba buraya? Bunu yıkabiliyormuşuz çünkü. Buna birazdan bakacağım, onu ben hiç denemedim o yüzden bilmiyorum. Bir tanesi bu arada oldu. Diğer iki tanesini yapıyorlar. Artık sularımız şuraya depolanacak ve burada ne kadar su olduğunu içtikçe şeyler, kunduzlar azaldığını, işte depolandıkça çoğaldığını görüyorsunuz zaten. Bir kişi gelip gidiyor, su azalıyor bazen mesela.
Evet, gene geldik geceye, gene hızlandırıyorum. Patateslerimiz bu arada 4 gün sonra her bir tanesi 3 tane havuç verecek. Yüzdesi de burada yazıyor. Oyun size tam şey yaptığı zaman, öğreticisini bitirdiği zaman bir adet kuraklık geliyor. İlk kuraklıkta işte hani olan yiyecekle suyla idare ediyorsunuz. Ondan sonra artık şu kuraklığa bir çare bulmak gerekecek. Ben dediğim gibi şöyle kısa bir fırsatta nereye yapılır onu da tam bilmiyorum da. Bir de şimdi elektriğimizi gücümüzü çoğu zaman sudan sağlayacağız. Bu arada şurada mesela birinci günde şu 2, 3 tam olarak onun yandaki sayıları bilmiyorum da şu mesela artık çocukluktan çıkıp büyük olmuş. Onlar da yazıyor burada. Bu da olduktan sonra şeyimiz bitecek. Öğretici görevimiz bitecek. Bir sonrakine geçeceğiz. Burada güç üretmek için suyla üretiyoruz veya bunları hamster gibi bir tekerleğin içine koyup onun enerjisiyle şey yapıyoruz. Ben bu sefer suya çok güvenmeyeceğim. Çünkü geçen sefer su bazen mesela şu an çok akıntılı. Kuraklık olmasa da bazen çok akmıyor. Yani elektrik sağlayacak kadar akmıyor en azından. Hani o çalıştığı halde elektriğimizin olmadığını biliyorum. Bitmedi mi hala bu? 13-15 olmuş. İki tane daha gelince bitecek. O da geldi zaten. Evet, 3 tane su depomuzda. Tamam, durdurdum. Evet, şimdi 6 tane ev yapmamı istiyor benden. Ev bu oyunda şu anlamda önemli. Diğer oyunlarda da muhtemelen öyledir de. Bir kere ev de boşluk bırakılmıyor. Yani süs eşyası diğer oyunlarda Farthest Frontier'da evlerin istenilenini arttırmak için 5, 6. Aralarda boşluk bırakmaya çalışıyordum işte araya ağaç mağa çekeriz diye. Burada yola bağlanmadan hiçbir şekilde şey yapmıyor zaten. Yapılmıyor ev yani. O yüzden arada boşluk bırakmanın bir şey yok böyle bitişik nizam diye geçen inşaat sektöründe bitişik nizam evler yapacağız. Tanesi bunların 12 tane istiyor. Yani 72 tane oduna ihtiyacımız var. En baştakinden ilk tıkladığımızdan başlayarak yapıyorlar. Depoda ne var ona bakalım. Burada istediğiniz şeyi bu arada depo şeyini seçebiliyorsunuz. İşte bu depolanmasın, bu depolansın gibi. Evet, şimdiki hedefimiz ev yapmak ve bu arkadaşların şu an hiç dolu yatağımız veya boş yatağımız yok. Sadece 11 tane evsiz kuzgunumuz var. Şöyle biraz hızlandıracağım. Burada şu an yaptığımız tek şey zaten odun kesip şunu beklemek. Bir tanesi oldu. Şuradaki bu arada odunlar şey olmak üzere. Bu da bu arada depo dolduğu zaman bazen bir işaret çıkıyor. Burası doldu diye. Şeye baktım. Bunu yerini değiştirebiliyor muyuz diye baktım. Öyle bir şey de göremedim. Ya kapatıyorsunuz ya şey yapıyorsunuz. Buradan durdurabiliyorsunuz sanırım. Burada da şöyle bir seçenek var. Bu arkadaş iş yapmadığı sürece yani oduncu boş olduğu sürece şu warehouse'u eşya taşısın diye bir seçenek. Hızlı bir şekilde, hızlandırılmış bir şekilde devam ediyoruz. Yiyeceğimiz şu an şey. Bu arada bu evler sanırım anladığım kadarıyla 3 tane kişi alıyor. Şu 4 ne onu da bilmiyorum. Ha, 4 şeyi mutluluk seviyesi. Ev olduğu için şöyle ev dolacak birazdan ve 4 olacak. 4 bölü 11 olacak. Bakalım belki bu seride o şeyi açacak kadar oynarız. Mesela bu evler solid mi acaba? Aynen solid. Bunun üstüne bir şeyler yapabiliyoruz anlamına geliyor bu. Çünkü şeyi gördüğümü hatırlıyorum. Şurada bir teras diye bir çatı terası diye bir şey var. Sanırım bunu yapabiliyoruz bunların üstüne anladığım kadarıyla. Havuçlarımız bu arada oluyor. Umutlukta havuç var. Ayçiçeği çekirdeği var aslında. Bu bittikten sonra şuraya da bir ayçiçeği çekirdeği mi eksek? Şu mutluluğunu arttırmak amaçlı. Şu an bakabiliriz. 3 ev var. 9 tane yatak dolu. Aynen bir evde 3 tane yatak var.
Bu arada fazladan ev yoksa dediğim gibi çoğalmıyorlar. Nüfus o şekilde gerçekleşiyor. Farthest Frontier'daki gibi işte köyünü güzelleştir daha çok insan gelsin şeklinden ziyade. Fazladan ev varsa ürüyorlar. Ve yaşlanıp yaşlanıp ölüyorlar bu arada. İşte 15 havuç 94 şey oldu. Havuç yedikçe bunların içinde şey de artacak. Yani buradaki mutluluk seviyesi de artacak. Şunu toplamalarını bekliyorum ayçiçeği ekmek için. İkisi birlikte çabuk çabuk toplasınlar ki. Beşinci evimiz oldu. Bunlara şey de yapacağız. Çatılarına rooftop terası yapacağız. Terasta takılmalarını falan çok şey yapmışlar. Yani böyle tatlı gözüküyor. Zaten oyunun kunduz olmasından kaynaklı biraz şey var. Tutorial'dayız hala. Şehirindeyiz. Evet, 5. şeyi de tamamlamışız. Ha, 4 yapmışız. Hedefimiz 5. Şu gece de geçsin. Bu ev de bitecek zaten. Ondan sonra bizden ne isteyecek ona göre bakacağız. Şuradan bu arada şeye de bakabiliyoruz. Havuç 4 günde oluyor. Ayçiçeği 5 günde. Patates 6 günde. Ve buğday 10 günde oluyor. İleride tabi un için mecbur buğday şey yapacağız ama. Evet, 6 tane evimizi yaptık, durdurdum. Bir tane inventory yaptı. Evet, işte buradan sonra artık teknoloji muhabbeti başlıyor. Şöyle şuraya yapacağım inventory'ı. Şöyle bağlayayım yola da. Bu arkadaş bize 3 günde bir 3 bilim puanı üretecek. Biz de bununla buradan bazı binaları açacağız. Ben mesela merdiven açmak istiyorum. Terasa çıkmak için bile merdiven ihtiyacı oluyor ya da şuradan çıkmak için. Şurada bir kendinden merdiven var. Başka gördüğüm kadarıyla yok şimdilik. En azından bu haritada yok. Şuraya da inmek istersek gene merdiven gerekecek. Evet, inventory yaptık. Bu arkadaş 3 saatte bir 3 tane science point üretecek ve biz de onunla bir şeyler yapacağız. Evet, ilk güç üretme şeyimize geldik. O da Water Wheel. Waterwheel'ı şöyle iki boşluk istiyor bir kere, mesela şu köşeyi olmuyor. Şöyle oluyor. Bunun şeyi önemli. Bu çıkan mavi oklar ne tarafa doğru enerji gönderebildiğini gösteriyor. Bu enerjiyi de borularla göndereceğiz. Şuradaki borularla. Burada işte T boru, köşe boru falan her şey var. O yüzden bunu şimdi odun burada. Birazdan sunta üretmek için bir şeylere ihtiyacımız olacak. Bir şey yapacağız daha doğrusu. Onun için ben şeyi iki tane şöyle de mesela yapabiliriz galiba. Şuraya bir yere yapmak istiyorum. Yol da yapacağım tabii oraya. Ya da yol yapmama gerek yok mu acaba? Bakacağız şimdi. Ya da şöyle bir yere yapmak istiyorum. Tamam, burası olsun. Aynen, burada deneyelim bakalım. Evet, buna sanırım yol yapmama gerek var mıydı hatırlamıyorum. Çünkü zaten boruyla göndereceğiz şu borularla. T ile gönderdiğimiz gücü ikiye bölebiliyoruz. Hatta şöyle dörde bile. V ile çevirip bu tarafa verebiliyoruz. Oynadım yarım saatte. Şurası çok karmaşık olmuştu ve işte 2-3 tane tekerlekli güçle. Bu arada nüfusumuz 13'e yükselmiş. Ev oldukça şu an 6-3 18'e kadar nüfus şey yapabiliyoruz, taşıyabiliyoruz. 18 olunca acil ek bina yapmamız gerekecek. Bu bayağı 50 tane falan odun istiyor. Şurada bu arada dizilmiş odunu gösteriyordum. Oradan aldılar. Gelin birisi bıraktı. Oyunu anlamda çok şey, yani yapılan her şeyi göstermeye çalışıyor. Bu arada hiç şu an beri meri kalmadı burada. Şurada var biraz. Buraya çıkabilirim. Mesela şu an arkadaş çalışmıyor. Çalışmadığı zaman şey yapabilir tabii ki. Mal taşıyabilir şeyler arasında. Şöyle çalışmadığı zaman gelip burada önünde oturuyor. Bir tane belki şuraya yapabilirim ama şimdilik dursun. Evet, Waterwheel'ı şey yapamadı. Bir gün, bugün de tamamlayamadılar. Bu arada Science Point'imiz 15 olmuş. Mesela işte bu var. Yukarıdan
elektrik alıyor. Şöyle şeyler var, rüzgar gülleri. Bu arada bu faction'a özel diyor bu. Yani bu ırkı, Folkdale ırkına özel. Iron Teeth yapsak muhtemelen bu binaların hepsi orada olmayacak gibi gözüküyor. Şu an da ben Iron Will'da Teeth'i daha açamadım. Bir sonraki mutluluk şeyimiz Sunflower diyor. Onu da şöyle şurada bunlar hazır neredeyse topladılar şeyi. Ne der ona? Şöyle şu kısma bir şey ekmek istiyorum. Ayçiçeği ekmek istiyorum. Havucu neredeyse toplamışlar. Bu da şey yapmak üzere bitmek üzere. Bu arada bu binadan istediğiniz şey öncelik de verebiliyorsunuz. İşte havuca öncelik ver, patates öncelik ver, ayçiçeğine öncelik, ayçiçeğine öncelik ver gibi. Önce şunu bir toplasınlar. Sonra ayçiçeğine öncelik verdireceğim ben. Önce onu eksinler ki şu şeyi tamamlayalım. Bu arada bunun yapımı bayağı zor belli ki. 2 günde bitiremediler. Üçüncü güne geçiyoruz artık. Toplamda da 10. gündeyiz. Burada şey olacağı zaman ne denir ona? Evet, Waterville'ı yaptık. Bu arada şurada, tamam o zaten şey yapıyor. Evet, bir adet lumber mill inşa et diyor. Yani odundan sunta yapma şeyi inşa et diyor. Bir de ona güç ver diye bir seçenek var. Şimdi lumber mill'imizi önce bir yapalım. Lumber mill şuradan önce yolunu çizelim mi? Şöyle. Şöyle bir bırakalım bakalım. Evet, şöyle bir şey yapacağız. Şu fazladan yolu bir kırayım. Ne olacağı belli değil. Buradan ilk önce odun şey yapacağız. Sonra da buna güç getirmemiz gerekiyor. Gücü de şu şekilde yapacağız. Önce şuradan bir. Burada bu yeşilse çalışıyor demek. Burada şöyle daha yakından gösterirsem oradan alıp bu tarafa dönmesini istiyorum ben. Hani şu mesela böyle gidiyor. Öyle değil de ben böyle istiyorum. Buradan gelecek güç. Sonra şöyle, 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 şurada bir tane V yapacağız. Dönecek. Şöyle, şöyle, şöyle. Ve en sonunda yine bir V ile şöyle bağlayacağız. Önceliği genelde hangisine tıkladıysanız ona veriyorlar. O yüzden hani şimdi öncelik belirtmiyorum. Önce şunu yapıp sonra enerji yapmaları gerekiyor. Bu arada bu arkadaşlar da şöyle şunu ayçiçeği yapalım. Önce ayçiçeğini eksinler sonra diğerini yapsınlar. Evet, inşa ettik. Şu an bunun güce ihtiyacı var sadece. Gücü de buradan alacak. O şimdilik bekleyecek şurada oturan arkadaş. Arada işte odun modun taşır belki. Evet, buradan güç almaya çalışıyoruz. İstersek gücü yarıda şöyle T ile 2'ye de bölebiliyoruz. Hem buraya gelip bir tane buraya, bir tane buraya da gelebilir. İstersek yaparız. Yani yalnız bunun üretebildiği bir güç miktarı var. O da akıntıya göre değişiyor tabii. 73 demiş burada. Tam şimdi neyin kısaltması onu tam bilmiyorum da. Buna nazaran şu mesela 50 üretebiliyor. Bu maksimum 90 üretiyor. Bu 50 üretebiliyor. Burada şey çalıştırıyoruz tabii. Kunduz çalıştırıyoruz orada. İleride tabii çok daha fazla bina yaptıkça daha fazla enerjiye ihtiyacımız olacak. Bunun enerjisi ikisini birden karşılayamamaya başlayacak. Bunun ne kadar enerjiye ihtiyacı var? Sanırım 50'ye ihtiyacı var. Bu da şu an 72 yapıyor. Tabii akıntıya bağlı. Biraz akıntı azalırsa 50'ye kadar düşebilir. O onu muhtemelen karşılar. Başka güçle çalışan bir şey yaparsak artık ona
Şu koşturan şeylerden yapacağız. Onu hatta başka bir yerlere bile yapabiliriz. Sadece suyla bu çalışsın mesela. Orada nüfus 15 olmuş. Şöyle 18'e gelmeden diyorum ki ben bir tane daha şöyle hatta iki tane daha ev yapayım. Evet, şey geliyor. 3 gün içinde kuraklık başlayacak. Şunlar mesela gidecek. Şu %40'ta kalmış ya. Yok yani bunlardan hiçbir şey toplayamayacağız. O yüzden olan verilerle yetinmeye çalışacağız. Şunu çalıştırabilirsek bari biraz sunta yaparız diye şey yapıyorum. Evet, güç böyle geliyor şu an buraya dönüyor. Sonucudayız. Ve evet, çalışmaya başladı. Bu arkadaş artık bir odundan bir sunta üretiyor. Şu an çalışıyor. Birazdan kuraklık geldiğinde göreceğiz zaten. Bu arkadaş duruyor. Evet, bir forester inşa et diyor. Forester da orman yapıcı diyebiliriz. Şimdi buradaki bütün ağaçlar bitti. Bir daha odun nereden bulacağız? Tabii ki de Forester'dan orman ekeceğiz. Yalnız Forester ne diyor? 60 tane science puanına ihtiyacı var. Bizde de 69 olmuş. Yaptırmıştı zaten bize. O yüzden Forester'ın kilidini açıyorum 60 puana. 9 puanım kaldı. Forester'ı da şöyle dikeceğim. Forester'la şuralara ağaç ekeceğiz. Bir yandan şey de yaklaşıyor tabii. Öyle bir tehlike de var. Su gittiği zaman burada gördüğümüz her şeyi muhtemelen şey yapacak. Kuruyacak. Ne şuradaki ektiklerimiz ne buradaki ağaçlar. Ağaçları yine de kesebiliyoruz ama mesela şu beriden eser kalmayacak muhtemelen. Tam şeyden önce de şu tam 0,1 güne kaldığında orada videoyu tamamlarım. Kalan da bir sonraki videoda geçeriz. Burada da bu arada artık ağaç kalmadı. Suntamız da artık burada gözükmeye başladı. Bundan sonra binalara ufaktan sunta istemeye de başlayacak doğal olarak. Birinin yapacak hiçbir şey yok diyor. Ona baktığınız zaman aynen. Burada ağaç kalmadığı için şimdi bu arkadaşın yapacak hiçbir şey kalmadı. Şunları da kessin bari. Kestikten sonra belki diyorum şunu silip buraya komple ekin ekebiliriz. Son evimiz de oldu. Forester'ımıza şey yetişsin diye bekliyorum. Şu an 7 tane plank istiyormuş zaten. Planklerimiz var. Artık log verecekler sadece. Forester de olsun. Ondan sonra şey yapalım. Videoyu burada sonlandıralım. Bütün hepsini yapmaya çalışırsak çünkü uzun sürecek baya. Belki de sürmez gerçi. Şunu bir tamamlayalım bakalım. Sonraki görev neymiş? Çok kalmadıysa bitireyim de. Ne kadar kaldığını hatırlamıyorum. Şimdi bu arkadaş şunları da kesecek. Sonra bunu muhtemelen sileceğim buradan. Ve yukarı yeni bir tane kuracağım. Odun hala lazım yani. Şey de geliyor, kuraklık da geliyor. 4 tane, 6 tane, 5 tane odun lazım. Şeyden önce bitseydi iyiydi aslında. Sunta sayımız bayağı iyi. Odun sürekli harcandığı için ve buradaki arkadaş artık çok odun üretemediği için. Evet, kuraklık geliyor. Bunu bitiremedik muhtemelen. 0,1 gün kaldığında artık burada videoyu tamamlayalım. Şöyle save diyeceğim. YouTube 1 dedim. Save game dedim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.